Elazığ'daki Harput Kalesi'nde restorasyonu tamamlanan alanlar, Harput'un fethinin 936. yılında düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Elazığ valisi Ömer Toraman, restorasyonu biten Urartu Kutsal Alanı, Susarnıcı ile Orta Mahalle ve Kürsübaşı mekanlarının ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen programda, Elazığ'ın köklerini ve ruhunu yansıtan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan eserlerin çok değerli olduğunu belirtti. Bu kazılarda da ortaya çıkan eserlerden de son derece etkilendim, memnun oldum. Hasbelkader biraz tarihle meşgul olmuş birisi olarak söylüyorum. Buraları kazdıkça buralardan unutulmuş pek çok bilgi, hazine, manevi manada hazine dedim, maddi manada değil, çıkacak. Nitekim bu bizim burada işte kırık parçalar olarak gördüğümüz eserler hakikaten dünya çapında müzelerde sergilenebilecek, aranan, koleksiyonlarında bulundurulacak eserler. Bunlara o gözle bakmak lazım. Harput Kalesi Kazı Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç da 2014'ten bu yana yaklaşık 7500 metrekarelik alanda arkeolojik kazı çalışmalarıyla bazı bölümlerinde restorasyon çalışmalarının bittiğini söyledi. Özellikle daha önce bilinen Urartu döneminin kutsal alanı, kalenin güneybatı alandaki basamaklar bu sene temizlendi ve ziyarete açılır hale geldi. Ve Türkiye'de doğal kayalara oyulmuş en büyük kutsal alan olduğu anlaşıldı. Daha önce Veli Sayın Hoca zamanında çıkarılan kalenin hemen orta bölümündeki kutsal alanın koruma kurulundan izin alınarak geç dönem niteliksiz duvarlar kaldırıldı ve kutsal alan bütünlüğü sağlandı. Restorasyonu biten alanları gezen Vali Toraman kazı başkanından bilgiler aldı. Sur değil mi? Bunlar iç kare.